Evet, Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş Basketlere bulduk. Verdiğiniz emekler için çok çok da teşekkür ediyoruz. Evet. Ne diyorsunuz? Ben yorumlarınızı merak ediyorum. Esasında size sormak istediğim tabii çok sorular olabilir ama ben esasında sizden genel bir yorum rica edeceğim. Basketbol adına, çocuklarımız adına, U grupları adına neler söylemek istersiniz? Valla yani U grupları dediğin senin deyiminle çok çok önemli Türk basketbolu için. Çünkü Türk basketbolun geleceği onların ellerinde. Biz hem TÜBAT olarak Türkiye Antrenör Derneği Yönetim Kurulu olarak hem de ben eğitim kurulunun başındayım, antrenör eğitim kurulunun başında. Antrenörlerle devamlı altyapı antrenörlerine temas halindeyiz. Onlara hem bir antrenör nasıl olmalıdır, hem etik standartlarımızı, hem teknik olarak nasıl bu seviyelerde nasıl oynanması gerektiği konusunda tavsiye kararlarımız var. Onları iletiyoruz. Çeşitli sohbet toplantıları yapıyoruz. Onların sorunlarını, dertlerini de dinliyoruz. Yani buradaki Türkiye Şampiyonası bence altyapılardaki en önemli organizasyonlardan biri. Biz de TÜBAT Yönetim Kurulu olarak buraya burada antrenör arkadaşlarla beraber olma fırsatı yakalıyoruz. Zaman zaman izliyoruz maçları. Yani Türk basketbol açısından önemli. Yani bugün Türk basketbolu belki kesim tarafından fazla kale alınmıyorsa da bence olumlu yönde ilerliyor. Amil takımın dünya şampiyonasına katılması, altyapı milli takımlarının çeşitli kategorilerde Avrupa'da çeşitli dereceler yapması ama bunlardan daha önemlisi altyapılarda bizim ne kadar üst yapıda çok yetenekli ve donanımlı oyuncu yetiştirdiğimiz. Biz buna bakıyoruz yani o bakımdan da işte bu seviyelerde U14 ve altındaki kategorilerde özellikle bazı tavsiye kararlarımız var. İşte alan savunması yapılmaması gibi. Yani bunun gibi 5-6 tane daha teknik tavsiye var. Bunları da takip ediyoruz. Yasak da aslında. Bu yasağı kaldırdık. Yasaklarla bir yere varlamıyor. Denetleyemediğiniz yasakları yani yasak olmasının bir anlamı kalmıyor. Bir anlamı kalmıyor. Ancak şöyle bana soruyorlar. Yani işte bu zon yapan, işte şu, bu tavsiyeler uymayanlara işte bir yaptırımınız var mı diye. Yaptırımınız olamaz. Ama biz bunun tersine olumlu basketbol oynatan antrenörleri ödüllendirmeye çalışıyoruz. Bunun için de bir genç antrenör havuzu oluşturuyoruz. Hem kurslarda başarılı olan, hem bu şampiyonlarda yerel liglerde olumlu basketbol oynayan, iyi çalışan donanımlı antrenör arkadaşları tespit etmeye çalışıyoruz. Yani bizim ödülümüz de bu yani sonuç olarak. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İlginizden dolayı öncelikle. Bir de sizden yayınlarımda bir bunu da belirtmiştim. Bir ricam olacak. Mümkünse şampiyonalarda forma arkalarında çocuklarımızın ismi yazılırsa hem kendi motivasyonları açısından da faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hani bu konuyla ilgili de bir destek verebilirsiniz. En azından hani onlar da onure olurlar diye ve daha da teşvik ederiz diye düşünüyorum. İsimleri yazmıyor mu? Hepsinde yazmıyor sırt isimleri ne yazık ki. Özellikle dikkatim çekti. Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlarımızda ne yazık ki yok ama şu andaki maçımızda her iki takıma teşekkür ettim. Evet, her ikisinde de var. Evet yani olursa seviniriz diye düşünüyorum. Tabi bu da sizin bu basit bir olay olduğunu düşünüyorum tabii isim yazmanın ama yöneticilere söylerim. Yani sevinirim ulaşırsanız. Ben hani teknik adam olarak benim bir yaptırım olamaz ama söylerim ben. Bir tavsiye olarak belki de olabilir. Bu arada çok teşekkür ediyoruz. 07 Basketson adına bize destek verdiğiniz için. Görüşmek üzere memnun oldum. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Aydın Örse teşekkür ediyoruz. Biz ücretsiz yayınlarımızla devam ediyoruz ve U grubunda çocuklarımızın spora daha çok destek vermek ve onları teşvik etmek adına yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu arada birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz canlı yayınla. Her iki sahada teşekkür ediyorum.